Nuran, haklısın ama özür diledim. Lütfen aç kapıyı. Çocuklaşma Nuran. Hiç değilse bir şey söyle. Susmak çözüm değil ki. Bırak çocukluğu. Senin yerinin öbür kadınlardan başka olduğunu bilmen lazım. Büyütme lütfen, hadi. Bak Nuran, lütfen sinirlenmeden dinle. Zahmet etme, çünkü gidiyorum. Nereye? Artık seninle yaşayamam. Üf, yapma Allah aşkına, büyütme o kadar. Haklısın, tamam, kabahatim büyük. Oldu bir kere, ama bir daha olmayacak. Sen karımsın, o teki. Niye eve getirdin? Amma da uzattın ya. Niye inat ediyorsun bu kadar? İnsan olduğumu unuttuğun için. Bir şey okuyacağım sana. Sevgilim, senden ayrılalı daha yarım saat bile olmadı. Ama öylesine doluyum ki seninle, dayanamadım. Sensizliği biraz olsun yumuşatır umuduyla yazıyorum. Sana duyduğum sevgi, özlem yüreğimi titretiyor. Senden ayrı geçirdiğim her an cennetle cehennemi bir arada yaşıyorum. Senin var olduğunu, beni sevdiğini bilmek dünyayı cennete çeviriyor. Ama yanında olamamak, elini tutamamak, o güzel yüzünü öpememek cehennem. Ne bu saçmalık? Yok böyle bir şey. Ben böyle bir mektup yazmadım. İnan ki yazmadım. Sen yazmışsın. Yazı da imza da senin. Kime yazmışım peki? Bana yazmışsın. Kıskançlık denen şeyin de bir mantığı vardır. Bir mankenler lafı tutturmuşsun gidiyor. Tek gün birine yan gözle bakmadığımı biliyorsun. Mükafatı dayanılmaz bir hırçınlık, kavga, tatsızlık. Gene kavga ediyorlar. Bunaldım artık. Rahatlamaya, öfkesiz, tartışmasız bir soluk almaya ihtiyacım var. Çok çalışıyorsam senin çılgınca masraflarına yetişebilmek için... Cami avlusunda bulmadın beni. Babamın yolladığı para senin kazandığından fazla. Ben senin haçlığının gölgesinde yaşayacak adam değilim. Zenginliğine güveniyorsan kendine bir kukla alsaydın. Bırak bu edebiyatı, gülünç oluyorsun. Senin maksadın beni bezdirmek, boşanıp dilediğin gibi yaşamak. Nerede o günler? Kolayı var. Ver çocuklarımı, al hürriyetini. Ha, şimdi de şantaja mı başladın? Niye şantaj olsun? Ben sana versem de çocuklar sana gelmek ister mi acaba? Ne biliyorsun seni tercih edeceklerini? Sibel, Sezil! Gelir misiniz? Çocukları bulaştırma lütfen. Ben Muğla'ya gitmeyi düşünüyorum. Babanızın işi malum, gelemiyor. Siz benimle mi gelmek istersiniz, babanızla mı kalırsınız? Okulum? Sen seçimini yap, okul kolay. Tatillerde sen de bize gelirsin değil mi baba? Hadi siz gidip yatın. Basit bir kaçamak yüzünden ne diye rahatını kaçıracaksın? Deli misin sen? Rahattan daha önemli şeyler var dünyada. Onurum var. Onur karın doyurur mu? Aklını başına topla biraz. Aklım başımda benim. Ayrılmaya da aklım başımda olduğu için karar verdim. Vallahi senin aklına benim aklım ermedi Nurancığım. Ne istiyorsun yani? Önünde diz çöküp af mı dileyim? Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Üstüme yapışmadı ya, geçti gitti. Ya aynı şeyi ben yapsaydım? Senin için de geçer miydi çabucak?
O başka şey. Ben erkeğim, sen kadınsın. Yani bağışlamazdın. Kadınınki iffeti, erkeğinse elinin kiri derler. Erkek elini yıkadı mı geçer. Benim aldığım yara yıkamakla geçmez enişte. Ben yaptığım zaman suç olan şeyi kocam da yapamaz. Dünyanın kuralı bu. Sen mi bozacaksın? Orhan meselesini açık koydu. Nafaka vermem diyor. Olabilir, çalışırım. Kim iş verir sana? Nerede çalışabilirsin? Evlenmeden önce çalışmıyor muydum? İşini birlikte kurmadık mı? O zamandı. Evliliğin rahatı ona çalışmanın zorluklarını unutturdu. Hiçbir şey kocam dediğim insanı başka kadınlarla paylaşmak kadar zor olamaz. Ya Can? O ne olacak? Can ikimizin sevgisizliği ortasında ruh hastası olacağına böylesi daha iyi. Uzun zamandır ortada yoktun. Çok sevindim seni gördüğüme. Gerçekten özlemişim. Ben yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmak mı? Neden? Biz boşanıyoruz. Ah, üzüldüm. Bunca yıldan sonra. Peki neden? Oluyor böyle şeyler işte. Oluyor tabii de sana olması kötü. Boşamakta kararlı mı? Yani Orhan. Ayrılmak isteyen Orhan değil. Ben onu bırakıyorum. Sen mi? Evet ben. Neden herkes bu kadar şaşıyor? Neden bir erkeğin boşanmak istemesi normalde? Kadının böyle bir karara varması akıl dışı. Sen bilirsin kızım. Belki de haklısın. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Tanıdığınız şirketlerden birinde boş yer varsa tavsiye edip bana iş sağlamanız. Çevreniz geniş. Boşan veya evli kal. Yanımdaki yerin her zaman hazır. Onca yıl hiçbiri dolduramadı senin boşluğunu. Beni nasıl sevindirdiniz anlatamam. Çok teşekkür ederim. İnanın pişman olmayacaksınız efendim. Eminim. Ayrılma kararı alırken senin zekana, anlayışına güvendik Can. Aslında istemezdik böyle bir şeyi. Olmadı, yürütemedik. Ama babanla dost kalacağız. Birbirimize düşman değiliz. Sadece birlikte olamayacağımızı anladık. Hepsi bu. Ya ben? Bir hafta sonu babana gideceksin, bir hafta sonu bana. Ben şimdilik teyzende kalacağım. Gelecek cuma oraya gelirsin. Ben işe girdim. Telefonum burada yazılı. Beni ararsın. Avukat olarak beni tavsiye edene teşekkür edeceksiniz Nurhan Hanım. Yalnız sizden hocanız hakkında bazı bilgiler rica edeceğim. Mesela Karşınlıyer'in adresini. Adresini mi? Neden? Neden olacak? O zevk yuvasını cehenneme çevirmek için. Fakat... Bir baskın. Zina davasına girdik mi... o bize şart koşturacağına... biz ona kök söktürürüz. Maksadım kocamdan intikam almak değil avukat bey. Sadece ayrılmak istiyorum. Kavgasız, patırdasız bir ayrılık. İyi ama... Onunla güzel günlerimiz oldu. Ayrıca da oğlumun babası. Nafaka almam için müşkül duruma düşmesini istemem. Ben sizin menfaatiniz için, işin çabuk sonuçlanması için teklif etmiştim. Madem çekiniyorsunuz, başka bir yol deneriz. Teşekkür ederim. Yalnız borcumun ne olacağını konuşmadık. Sizi zora sokacak değiliz, merak etmeyin. Önce Orhan Bey'le görüşeyim, bir şeyler düşünürüz. Öyleyse ben sizden haber bekleyeceğim. Arayacağım, ilk fırsatta. Sağ olun. Avukata da verdiğine göre iş ciddileşti. Hemen iş bulması da şanssızlık senin için. Şanssızlık garsoneri bulmasıyla başladı. Onca yıldır tek falso vermemiştim. Sonunda paçayı kaptırdık. Bizimki benim hikayeleri duymadı mı sanıyorsun? Kaç vukuatım var. Ama büyütmedin Nurhan gibi. Çoğu kadın da aldırmaz zaten. Aldırmasını aldırır da korkudan susar. Seninkinin yaptığı cesaret mi? Budalalık. Sonradan çok pişman olacak. Bütün düzen bozulduktan sonra pişman olmuş neye yarar? Ben memnundum Nurhan'dan. Hatta insan karısını sever mi? Ben seviyormuşum da. O gidince ev boşaldı sanki. Kendimi otelde sanıyorum. Alışık değilim yalnızlığa.
Sen gene bir sıkıştırsan caydırmak için. Konuşurum konuşmasına da... ...Nuran ablası gibi değil. Düzene baş kaldırınca bir halt edecek sanıyorum. Dünyanın kaç bucak olduğundan habersiz. İşte bunu anlatmaya çalış. Dulu yaşamayı kolay sanıyor. Erkeklere karşı kirpi gibidir. Önüne gelen balta olacak. Kadın arkadaşları bile uzaklaşacak. Dulluğun ağırlığı çökünce büsbütün kırılacak. Bir deneriz bak.